Filistin'e eğer destek olursanız, Filistin'i desteklerseniz, Filistin'in hoşuna gidecek, Filistinlilere destek olacak bir şey söylerseniz her yerden ambargo yersiniz. Dünyanın en iyi futbolcusu olsanız da bu böyle. Dünyanın en iyi tenisçisi, dünyanın en iyi boksörü, dünyanın en iyi gazetecisi, meslek fark etmiyor. Batı size hemen anında işte o medeni ölü kavramına soktuğunu söyleyelim. Bakın Ronaldo da aslında benzer şey yaşadı. Hani Sayın Erdoğan demiş ki Ronaldo harcandı diye. Yani Filistin'e desteği biliyorsunuz. Çok iyi, açıktan söyleyen bir futbolcu Ronaldo. O yüzden de çok ciddi böyle tepkiler gördüğünü söylüyor ve sözleşmesi edildi. Enver El Gazi, Fas asıllı olanla vatandaşı. Alman liginde oynuyor. May 05 takımında format. Sözleşmesi feshedildi değerli izleyiciler. Şu gördüğünüz futbolcu feshedildi. Yani kimseye bir şey demedi bilmem ne. Sadece Filistinlere destek oluyor. Gazellere destek oluyor ama olamazsın onlara göre. Yusuf Atal, Cezayir vatandaşı Fransa'nın Nice takımında oynuyor. Kadro dışı kaldı. Federasyon soruşturma başlattı. Yusuf Atal Fransa'da etkili ki Fransa'da 4-5 milyon Müslüman yaşıyor. Cezayirli, Faslı, Tunuslu diye. E, o da yine kadro dışı kaldı. Hatırlayın bakın benzer şey bizim şu Fenerbahçe'de gelen Alman futbol şey kimdi? Mesut Özil. Değerli izleyiciler. Mesut Özil'le bir ara Gazze ve benzeri için destek oldu. Önce e, Alman Ligi'nde hatırlarsanız e, şeyde, kadro dışı kaldı. Ondan sonra da zaten Fenerbahçe'ye gelmişti. Yani Avrupa'da da Arsenal'de diğer takımlarda barındırılmadı. Bu tür milli konularda destek olduğu için. Nusir Mazruki, Fas asıllı Hollanda vatandaşı. Bayern Münih'te oynuyor. Çok iyi bir futbolcu. Bayern Münih değil. Dünyada da iyi futbol, en iyi futbolcular kategorisinde yer alıyor. Paylaşımlarına soruşturma başlatıldı kulüpten uzaklaştırılması isteniyor. Niye? İşte Filistin'e destek oluyorlar diye. Cezayir asıllı Fransız yıldız futbolcu Karim Benzema, duaların adaletsiz bombalamaların bir kez daha kurbanı olan Gazze sakinleriyle olduğunu belirtti. Bakın bu futbolcuların ne hepsi değerli izleyiciler. Avrupa'da futbol oynuyorlar. Şimdi Benzema Arap liginde oynuyor ama hani geçen seneye kadar öyleydi. 15-20 sene oynadı. Çok büyük paralar kazanıyorlar zenginler. İsteseler yani hiç bu konularda sessiz kalıp keyiflerine bakabilir ama vicdan. Vicdan var ya, işte o onları rahatsız ediyor. Yani Filistinli, Gazilerin maruz kaldıkları, İsrail'lerin maruz kaldıkları onları rahatsız ettiğini söyleyelim. Ve bir kez onlar da tepkilerini dile getiriyorlar. İşte Liverpool'un dünyanın en iyi futbolcularından biri Muhammed Salah. Liverpool'un büyük golcüsü. Gazze halkının acilen gıdaya, suya ve tıbbi malzemeye ihtiyacı var. Dünya liderlerine, masumların Katledilmesini edilmesini engellemeye çağırıyorum İnsanlık galip gelmeli diyor Hakikaten önemli olduğunu da yine söyleyelim birazdan onun videosunu da göstereceğim size ve Eric Cantona da yani Filistinlilerin haklarını savunmak Hamaslı sizi Hamas yanlısı yapmaz diyor özgür Filistin demek size Yahudi karşıtı yapmaz diyor free Filistin özgür Filistin demek ee, insanların en temel hakları 75 yıldır İsrail'in haksız yere işgal ettiği topraklardır diyor. Bakın bunu Eric Cantona, Fransız futbolcu yani kökeni de e, öyle hani Cezayirli, Tunuslu faslı da değil. Yani bir Fransız. Tipik bir Fransız ama bakın söylüyor o da. Yani özgür Filistin olması lazım. İnsanların kendi hakları vardır. Bunların hepsini aleni söylüyor ki bize bakın ne kadar ki sessiz Türkiye'yi düşünün. Böyle belli futbolcuları Kerim Aktürkoğlu diyordu. Yani ya, ee, birçok kişi sessiz kalıyor bu durumda ama ben kalmayacağım diye. Hakikaten insanlar burada sessiz kalmadıklarında söyleyelim. Dediğim gibi bunu insanlar hepsi keyiflerine bakabilirlerdi Avrupa'da ama onu değil vicdanlarının sesini dinliyorlar. Bakın Liverpool'un ünlü golcüsü Muhammed Salah'ın o videosunu getirelim. Gazze için elektrik su istiyordu. Karanlıkta çektiği video bir izleyelim. Too much violence and too much heartbreaking brutality. The escalations in the is unbearable to witness. All lives are sacred and must be protected. The massacres need to stop. Families are being torn apart. What's clear now is that humanitarian aid to Gaza must be allowed immediately. The people there are in terrible conditions. Evet. <laughs> su yok, yok. Sınır diyor. İnsanların en temel ihtiyaçları karşılansın diyor. Şimdi İsrail'e bir şey demiyor, Avrupa'ya bir şey demiyor. Yani en temel insan hakları bu. Ya ölsün mü yani Gazze'dekiler açlıktan, susuzluktan hakikaten bunu dile getiriyorlar. Ama bunu dile getirdikleri için de gördüğünüz gibi takımlardan atılıyorlar, kadro dışı kalıyorlar.